Merhaba, ben Enes. İş yarar ve ilginç ürünler serisinin 27. videosuna hoş geldiniz. Bu seride çok bilinmeyen ama kullanışlı ve pratik ürünleri inceliyorum. Bu serinin ilk 20 bölümünde incelediğim ürünler arasında en iyi bulduğum ürünleri buradaki videoda inceledim. Bu video bitiminde mutlaka o videoda göz atın. Tüm ürünlerin linkleri ve serinin oynatma listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi ilk ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz anahtarlık görünümünde bir soda açacağı hem de ışık. 800 lümenlik bir parlaklık verebiliyor. 2 kademeli olarak yanıyor. Çalışma süresi 2 saat, 1,5 saatte şarj olabiliyor. Düşük parlaklıkta bile oldukça etkili bir aydınlığı mevcut. Yüksek parlaklıkta ise boyutuna göre çok daha yüksek parlaklıklara çıkabiliyor. Dış kasası sert plastik. Şu kısımdan anahtarlığa veya herhangi bir yere takabilirsiniz. Yine alt kısmında mıknatıs var. Direkt yapışıyor. Şöyle de bir masa standı şeklinde bir yer eklemişler. Type-C üzerinden şarj oluyor. Bu kısımdan ışığı açıyoruz. Yüksek parlaklıkta bir daha bastığımız zaman, düşük parlaklıkta bir daha bastığımız zaman ise böyle acil durum ışığı şeklinde yanıyor. Şöyle bir soda açma performansına da bakalım. Sert plastik olduğu için bir miktar güvensizlik gibi hissettirse de yani şöyle rahat bir şekilde sodayı açabiliyorsunuz. Yani sürekli soda açtığınız zaman belki bir miktar bu kısım yıpranabilir. Bana çok güven vermedi açıkçası. Genel olarak küçük yapıda olması ve yüksek ışık parlaklığıyla birlikte anahtarlıkta veya çantada taşınabilen pratik bir ürün olmuş. İkinci ürünümüze geldiğimiz zaman ambiyans aydınlatma konusunda dünyada oldukça popüler olan Gavi markasının 2 metrelik RGB ışığı. Bildiğiniz gibi düz RGB ledler tek renk olarak yanabiliyor. Bu RGB ledler ise her yerinde farklı şekilde renkleri aktif edebiliyor. Bu sayede çok çeşitli şekilde yanabiliyor. Bu ışığı ben burada gördüğünüz RGB setup için aldım ve şu an gördüğünüz gibi ışık orada takılı ve rainbow efekti şeklinde yanıyor. Yine şurada gördüğünüz ışık ise Philips'in Hue ışığı, tam olarak şu arkamda. Bu beyaz olan kısımlar ise Viz sisteminin akıllı ışıkları. Yani çok fazla bu tarz LED ışık deneyimledim ve aktif olarak kullanıyorum. Onlara göre fiyat olarak daha uygun, ancak fonksiyon ve özellik olarak çok daha başarılı diyebilirim. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. USB üzerinden, bilgisayardan, powerbankten veya prizden güç alabiliyor. Üzerindeki kumandadan kontrol imkanı da mevcut. Yine çok daha detaylı bir uygulaması var. Her parçasındaki rengi ayrı ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani çok farklı kullanım senaryoları var denebilir. Bluetooth ile çalışıyor. Herhangi bir dongle veya ek aparat gerektirmiyor. Yine müziğin ritmine göre de çalışabiliyor. Evinizi daha keyifli bir hale getiriyor ve evinize de renk katacak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle bu Amazon'un yurt dışı hizmetinde satılıyor. Yaklaşık olarak 15-20 günde geldi. Yine açıklamalar kısmına da linkini ekliyorum. Üçüncü ürünümüze geldiğimiz zaman ise oldukça ilginç bir alet. Bunu bir videoda gördüm. Acaba işe yarıyor mu diye gerçekten ürünü aldım. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak şu kısma takıyorsunuz. Oyun oynarken eğer cips yemek istediğiniz zaman, ya bu şekilde oyun oynarken, hatta şöyle kolu da getirelim. Böyle oynarken buradan bir miktar şuraya değiyor, ancak herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Yani çok uzun süreler boyunca takmayacaksınız tabii ki. Cips yerken takacaksınız. En büyük zorluk cipsi burada yakalamak oluyor. Yani cipsin boyutuna göre yakalamak bir miktar zor olabiliyor. Bilgisayarda veya konsol üzerinde oyun oynarken eğer cips yiyecekseniz bu tarz ilginç bir ürünü değerlendirebilirsiniz. Sizce nasıl bir alet olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman hareket sensörlü bir lamba. Önündeki sensör sayesinde 3 metreye kadar ve 120 derecelik bir görüş açısındaki hareketleri algılayıp ışık yanıyor. Koridorda veya çekmece içlerinde karanlık noktalara konumlandırabilirsiniz. Arkasında bir yapışkan ve mıknatıs mevcut. 8 adet LED ile yeterli bir aydınlatma veriyor. Beyaz ve sarı rengi mevcut. Önünde bir sensör de bulunuyor, yani aydınlık ortamlarda çalışmıyor. Şöyle şu kısımdan otomatik mod veya devamlı açık mod arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şu kısımdan şarj oluyor. Hatta bir kullanıcı içerisindeki pili geliştirmiş ve çok daha uzun süreler boyunca gittiğine alakalı bir yorumda belirtmiş. Yani fiyatına göre oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman ise bir AirTag. Şöyle görebildiğiniz gibi ben cüzdanıma yerleştirdim. Bu ürün ne diye soracak olursanız, bu küçük şeyi evcil hayvanlara, cüzdana, anahtarla veya bisiklet gibi birçok eşyaya takıp bu eşyaların konumunu bulabiliyorsunuz. Bu ürün Bluetooth ve ultra geniş band teknolojisiyle çalışıyor. AirTag sadece iPhone'larda kullanılabiliyor, ancak Android içinde Samsung veya farklı markaların alternatif modelleri mevcut. AirTag özelinde diyelim bunu köpeğinize taktınız, köpeğiniz kayboldu. Çevrede bir iPhone varsa sinyalini direkt o iPhone'a vererek o anki konumunu görebiliyorsunuz. Bu AirTag ve türevlerinin hiçbirisinde GPS mevcut değil. Yani anlık olarak konum takibi yapamıyorsunuz. Ben anahtarlığıma taktım. Yani ev içerisinde rahatça nerede olduğunu bulabiliyorum. Yine neredeyse
2 yıl oldu ve şu an itibariyle şarjı az uyarısı verdi. Çelik bir yapısı mevcut, suya karşı dayanıklı. Android'lerde kullanabileceğiniz farklı versiyonlarının da linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Her zaman kullanılabilecek bir ürün değil, ancak gerektiği zaman da oldukça işe yarayan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Burada uygulaması üzerinde değinmeyi unuttuğum unutulduğunda bildir kısmı var. Belli bir konum belirtiyorsunuz. Bu konumun dışarısına çıktığınız zaman size uyarı veriyor ve unutmamanızı sağlıyor bu aleti. Yine kayıp modunu etkinleştirdiğinizde de bulunduğu zamanda o konumu ve sizin bilgilerinizi o kişiye aktarıyor. Buradan ev içerisinde bir ses çal dediğiniz zaman böyle bir ses de çıkartıyor. Yani aynı oda içerisinde bu sesi duyabilirsiniz. Tabii uzaktan duyulmaz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman dev boy bir mousepad. Bu mousepad'in 90'a 40 ölçüleri bulunuyor. Çok fazla renk seçeneği ve model seçeneği mevcut. Mouse iyi bir şekilde kayıyor. Kenarları dikişli. Alt kısmı ise kauçuk yapıda. Daha önce buna benzer bir mousepad almıştım ve bir miktar ilk çıktığında koku oluşuyordu. Bunda herhangi o şekilde bir koku rastlamadım. Daha küçük boyda olanları da var. Fiyatına göre performans olarak gayet iyi diyebilirim oyunlarda. Bol renk ve desen seçeneğiyle birlikte ve uygun fiyatta olmasıyla birlikte değerlendirebilirsiniz. Son ürünümüze geldiğimiz zaman ise masa altı kablo düzenleyici. Daha önce yine IKEA'nın bir modelini ve yine bu seride incelediğim farklı bir modeli kullanıyordum. Bu yanımdaki masa için aldım bu masa altı düzenleyicisini. Tamamen metal yapıda, kenarları biraz ince gibi geldi bana. Eğer kablolamazsanız kablolara bir miktar zarar verebilir. 4 adet vida ile monte ediyorsunuz. Boşluklara da kabloları sokabiliyorsunuz. Bu modelin fiyatı biraz önce bahsettiğim modele göre biraz daha uygun. Ancak eski kullandığım metal telli olan, yani ön kısmı daha geniş ve daha kullanışlı gibi geldi bana. İki modelin de linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Masanın altındaki kablo karmaşasını engellemeye yarıyor ve bence her masada olmazsa olmaz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. İndirimli ürünleri kaçırmamak için mutlaka katılın. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yine bu seride incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.